Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde görüldüğü üzere yine monitör ve yine Asus'u inceliyoruz. Yine IPS. Evet, yine IPS. Bu, şimdi o kadar çok inceledik ki. Evet. Asus maşallah IPS işine hiçbir firma o kadar sarmadı, Asus kadar sarmadı, evet, değil mi? Adamlar devamlı. Demek ki abi satışlarında memnunlar ki. Ya, nihayet dünya öğrendi abi IPS'in kıymetini. Ya işte Murat, yani kimi firmayla şey kavgası yapıyoruz ya, diyorlar yani iyi şeyleri getirmiyorlar pahalı diye. Biz de diyoruz ki ya getirin, millet alacak. Hani yeter ki getirin, öğretmek lazım. Asus bak işte bir tane çekine çekine bir model çıkarttı. Bir Pro Art çıktı. Bir model çıkarttı. Şimdi kaç tane Pro Art var? Bu da yeni bir seri, bu değil Designo, mi? Bu Designo, evet. Designo diye yeni bir seri. Özelliği Designo, evet. Adı üstünde, yani boşuna koymamışlar dizaynı. Bu tasarımına dikkat çekmeye çalışan bir ürün. Çerçevesiz. Çerçevesiz. Neredeyse. Yani hakikaten çerçevesiz gibi bir şey. Hani. Evet. Muhteşem. Bunun haricinde tabii ki de ayarıyla falan da, planıyla da, yani altındaki şu kısmıyla da her evet. tarafını, adaptörüne kadar hatta bir tasarım. Güzel gözükmesi için şu yani ayak şey, hani incecik tek bir kol tutuyor havada. Evet. Yani tabii öyle kendisi olduğu için ince. Ya, tasarımı ön plana çıkan her cihazda böyle kısıtlamalar da geliyor. Mesela fazla oynatamıyorsun monitörü. Çok ufak ayarları var. Ayak sabit. Bir tek şu oynatayım mı? Şöyle oynatın, herhalde şu yani bu kadar hareket var. Bunlar var. Ben şimdi şu kadar da öne eğebiliyorum. Evet. Şimdi gerçi kameranın açısını inşallah bozmadım. İnşallah görüntüsü güzel gözüküyordur. Eski haline getirmeye çalışayım. Mesela bu yüzden pivot yok. Pivot yok. Designo MX279 bu arada. Bu 27 inç. 27 inç. Bir de bunun 23'ü var. Bize daha küçüğü 27 var. Geldi. Full HD. Full HD. Evet. AH IPS. O şeylerden değil. Hani bu başka bir monitörünü incelemiştik. Hani Full HD'nin üstü monitör furyası var ya. Evet. Hani böyle Kore monitörleri isimsiz falan. O dalgadan değil, bu yok, Full HD'de Full kalıyor. HD monitör. Tamam. Hatırlarsan biz ama daha önce o şeyi inceledik seninle. Bir tane PB278Q inceledik. Onun çözünürlüğü. Özkan'la inceledik. Evet, onunla onu inceledik, doğru. O uçup gidiyordu, o bambaşka bir alemdi. Evet. Bu Full HD. Evet. Mat ekran. Aynı anda. Evet. En büyük çünkü, takıntımız. Evet. Sevmiyoruz parlak ekranı. Tabii canım, parlak ekranla çalışmak falan mümkün değil yani. Bizim için değil en azından. Artı ben yani bazıları diyor ki parlak ekranda daha canlı falan. Öyle. Şunu görseler, canlılık açısından ben kimsenin şundan şikayet edeceğini tabii zannetmiyorum. Ya bir de canlı da kendini görüyorsun. Görüyorsun. O yüzden hiç kriter değil benim için. 16'ya 9 oranı tabii. Tamam. 178 derece malum IPS olduğu için. Görüş açısı. Evet. 250 candela şeyi var. Parlaklığı var. 5 milisaniye tepki süresi var. Tamam. 16.7 milyon rengi var. Bunlar panelin özellikleri. Evet. Panel bu paneli LG üretiyor. Tabii. LG'nin de kendi monitörü var mesela, bu panelle üretilmiş. Asus alıyor, kendi yorumunu yapıyor. Çok agresif özellikler değil. Yok. Ama işte IPS'lerde zaten normal TN panellerle aynı olmuyor özellikler. Yani işte biraz daha tepki süresi her zaman daha düşük oluyor falan. Ya 5 milisaniye yeter, onu yetiyor. Söyleyeyim. Çok rahat. Hani şimdi 2 milisaniye falan monitörler var da, bir de biliyorsun orada da 1000 tane hilesi var bu işin. Tabii canım. Ben sana kendi deneyimimle şunu söyleyeyim. 8 milisaniyede ben rahatsız olmadan oyun oynuyorum. Ha ben tabii profesyonel oyuncu denen işte o saniyenin onda birinde refleksleri cevap veren arkadaşlardan değilim. Ama normal bir oyuncu olarak 8 milisaniyede oynuyorum. 5'te daha rahat oynarım. Tabii. Artı senin o 8 milisaniye dediğin şeyin bazı monitörlerde gerçekten 8. Bazılarında işte katakulliyle o rakamlar. Tabii, hani başka, tabii. Yani, overdrive bilmem ne şeyler o var. O yüzden kafaya takmamak. Zaten bu monitörün pek kitlesi de oyuncular oyuncu değil aslında. Tabii. Hani Asus'a sorsan oyuncuları düşünmedikler. Kesinlikle. Ya oyun için zaten IPS panel toptan hani gerekli mi sorusu evet. sorulabilir. Çünkü çok pahalı. Ayrı bir program olur o. Tabii. Yani oraya harcayacağın parayı ekran kartına ver. Evet. Düzgün bir ekran kartı. Sen şimdi kartı. Gerçi ağzından kaçırmış oldun sonda söyleyeceğin tabii. şeyi. Yani pahalı olduğunu. Ya ona bir şey yapamazsın. IPS bu. Tamam. Bunlar panelin özellikleriydi. Yalnız bak şey dikkatimi çekti. Asus 250 candela demiş ama abi şey baktığın zaman gözünü bir kamaştırıyor. 250 değil bu yani. Daha yüksek. LED aydınlatma. LED aydınlatma. Yani yaptığın ilk iş aydınlatmayı kısmak oluyor zaten. Aydınlatma. Hmm. Brightness'ı hemen bir geriye çekiyorsun. Çok tamam. parlak. Bu nerede önemli? Mesela şurada biz, şurası bizim ofisimiz olsa ve burada çalışıyor olsak
çok aydınlık ya şu an orası. Rahatsız oluruz. Yani şeyden rahatsız oluruz. Görüntü istediğimiz parlaklıkla o yetmez. Anladım. Deriz daha çok parlaklık isteriz. Kutusundan ki, öyle çıkıyor diyorsun evet, ama. Mesela burada belki yani çok aydınlık ortamda ortam aydınlığını yenmen için parlak olması lazım. Ama birazcık loş bir ortamda çok parlak. Hemen kısıyorsun. Peki kutusundan çıktığında renk kalibreli çıkıyor ayarı nasıl? Bunlar, sen de çünkü onun evet, donanımı da var. Evet, monitörler abi Allah'tan eskiden böyle değildi. Herkes artık kalibrasyonunu yapıp öyle gönderiyor. Yani çok, yeşil olması gerektiği gibi yeşil, mavi olması gerektiği gibi evet, mavi. Evet, burada hani sahne modları var. İşte oyun, film, onlarla kurcalarsan onları kurcalıyorsun. İnce ayarlı, yani keyfi evet, kısmını yapıyorsun. İşte hareketlerde o ghosting efektini engelleyen bir şey var, özelliği var ama geçen hatta monitörde de bahsetmiştik hatırlarsın. O özelliği de kurcalayabilirler ama ben dibine kadar köklenmesini tavsiye etmiyorum çünkü uygulamaya göre değişiyor. Bazen de kendisi artifact yaratmaya sebebiyet veriyor. O demek ki televizyonlardaki işte kimi firma Motion Flow diyor, kimisi başka isim veriyor. İşte o teknolojiyi uyarlamışlar. Uyarlamışlar ama her zaman ideal çözüm değil. Televizyonda da sevmiyoruz. Yani, bu monitörde hiç istemeyiz. Denemek lazım. Denemek lazım evet. Biraz o kişisel. Bang & Olufsen bizim mesela laptopta da var önümüzdeki ses çözümü sunuyor. Şuralarda hoparlörleri görebilirsin. Şey mi bu? Soundmaster. Evet şey. Asus'un. Sonicmaster. Sonicmaster. Evet onun aynı şey. Fakat şöyle güzel söyleyeyim, yani monitörde biz biliyorsun sevmeyiz, koymayın deriz hatta kardeşim. Yani Asus'un uygulaması monitörü çok fazla kalınlaştırmadan evet, eklenmiş bu bir. İkincisi sesi hakikaten güzel çıkıyor. Yani ben bunu iki haftadır falan kendi monitörümü kenara koyup bunu kullanıyorum. Benim bir tane işte BIM'den aldığım Logitech hoparlörlerim var. Onları söktüm, yerine bunu koydum. Gayet memnun. Aramazsın tabii canım. Şöyle tabii, ne tabii yapıyorum? İşte YouTube'dan bir şey izlediğim zaman ya TeknoSeyir videosunu izliyorum. Tabii. Hiçbir sıkıntım yok. Ya şöyle ses senin için çok özel bir şey değilse, daha çok hani ses almak istiyorsun. Tabii. Hani kalite konusunda bir beklentin yoksa işte kablo karma bunu kullanırsın. Kablo karmaşasını da engelliyor. Çünkü bir de HDMI bağlayacaksın. Yani. İşte sesi de buradan alacaksın. Ha ama meraklısıyım diyen adam tabii canım, o zaten şey, o laptopun hoparlörlerinden de tatmin olmuyor. Tabii, senin BIM'den aldığın hoparlörü evine sokmuyor zaten. Tabii. Tabii ses olunca ben şimdi burada arkadan bakıyorum kulaklık çıkışı var. Kulaklık da var. Analog ses girişi tabii var. 3 watt bu arada hoparlörlerin gücü ama. Tamam sağa sola vermiş. Ben tabii şimdi arkasına eğilmişken neler görüyorum başka söyleyeyim. Ne göremediğinden bahsedelim, VESA yok. Duvara askı olana, evet, duvara evet, askı olana yok. Evet. Onu söyleyelim. İki HDMI giriş var. Bir analog VGA var. O D-Sub denen tipte klasik VGA evet, fişi. DVI üzerinde yok. Fakat Asus bir şöyle, ben bundan ofiste de kullanıyorum. Bu kablolar güzel kablolardır. İşte piyasada da var bu. Bir ucu HDMI, bir ucu DVI. Evet, dolayısıyla sen yine monitöre DVI bağlıyorsun ama bilgisayara monitöre HDMI bağlıyorsun ama bilgisayara DVI'yi takıyorsun. Evet. Tabii bu sefer ses, DVI'de ses yok çünkü. Kullanamıyorsun. Ama bu iyi bir kablodur. Evet. Hani Asus da bunu koymuş, vererek işi çözmüş. VGA vermiş bir de. Nasıl geçiyorsun girişler arasında? Düğme mi var? Tabii orada direkt doğrudan düğmesi var düğme demişken düğme yok aslında. Düğmeye benzeyen şeyler. Çıkıntı. Yani basılacakmış gibi geliyor ama hayır. Dokunmatik. Dokunmatik şeyler var. Gireceğiz detayında. Şunun altında. Bir süre, yani şey söyleyeyim. Bir süre alışamıyorsun dokunmatik olmasına. Şeyleri de karışıyor. Bazen mesela exit yapacağın şeyden, bir menüden o exit'in hangi tuş olduğu değişebiliyor. Hep aynı şeyle çıkamıyorsun. Bir M ile çıkıyorsun, bir tuşlu menüyle çıkıyorsun, bir şu S ile çıkıyorsun. Değişebiliyor. İşte tek dokunuşta ekrana geliyor. Tamam. Gayet rahat. Biraz alışma süreci ama lazım evet, diyorsun. Biraz lazım. Şöyle gelelim, çıkalım. Şey var değil mi? RGB falan ayarlar. Tabii var ama kullanacak mısın? Zannetmiyorum. Bir de şu şey mi var? A4 falan. Evet yine aynı. İşte gördüğün gibi ekrana çıkardım şu anda. Grid. Evet grid. Izgara. Ondan vazgeçmiyor Asus. Vazgeçmesin zaten. Güzel bir özellik. Bunun dışında ne var? Şimdi bunun dışında senin hani menüye girip kurcalamayı gerektiren hiçbir şeyin yok aslında. Takıyorsun kullanıyorsun. Bunun yeri gelmişken hatırlatayım. Şimdi çerçevesiz tasarımın bir avantajı var. Onu da söylememiz lazım. Bundan iki tane aldın. Multimonitör yapacaksın. Tamam. Çerçevesiz olunca müthiş bir geçiş oluyor ikisi birbirlerine, arasında. Birbirlerine evet. Yani bunu da ek olarak söyleyelim. Bir de günümüzün ekran kartlarında biliyorsun o çerçeveye
kompansasyon diyeceğim de şey olmayacaktı. Hani çerçevenin payını hesaba katan ayarlar geldi yeni ekran kartlarında. Dolayısıyla hani tam oturtabiliyorsun. Çerçevenin ince olması her zaman. Keşke şey olsaydı, duvara askı falan olanağı olsaydı, dörtlü falan hani isteyen, kullanacak diyen panel şimdi yapardı. Duvarda şöyle bir sıkıntı olur abi. Kablolar sorun olur. Dik, evet. Yani arkada. Dolayısıyla evet, duvara değmesi yani bu gerekiyor. Masaüstü bu masa, için her tasarlanmış. Masaüstü için, masaüstü için tasarlanmış. Tabii bir de yani işte bu kadar kullanıyorum, deneyimden bahsedeyim. Bir defa bunların AH IPS'leri var. Şimdi de PIPS vardı hatırlarsan Pro Arc'ların. Ondan daha az renk gösterse de yeterli miktarda sRGB için renk gösteriyor. Bunda sıkıntı yok. Şuradan bile baksan her şeyi görüyorsun. İşte o da IPS'in zaten doğal avantajı. Rengi ruh sarı gayet iyi. Yani bunu grafikerler de gönül rahatlığıyla alabilirler. Peki bu Pro Art serisiyle bu Designo serisinin durumu nasıl? Durumu şöyle, işte dediğim gibi renk daha, Pro Art daha çok renk gösteriyor. En tamam. Başka hiçbir farkı düşünme. En önemli satın alma kriteri bu. Tabii Pro Art'ın bir de şeklen bundan kaba olması. Yani o görsel bir şey, ona evet, bir şey diyemeyiz. Artı onlarda tabii pivot gibi ekstra özellikler de var. Daha profesyonel kullanıma daha yönelik. Ya iş için grafik tasar evet, yapıyorsan bu işi, o zaman gideceğin Pro Art alacaksın. Evet. Ama yani normal sen hobi için fotoğraf çekiyorsan, bir şey yapıyorsan bunu alıyorsun, bitiyor. Evet, biraz da hani hiç IPS'e falan bakmayan bir adam da şıklığına evet, ya da çerçevesinin inceliğine bayılıp alabilir. Tabii zaten tasarım, yani bunun soran adam bunu IPS olarak değil, hani aa ne güzel monitörmüş diye gidecek. Evet, evet. Artı hani şöyle işte siyahına falan renk ışık dağılına da baktık. Siyahı siyah ama bir tane şey var, LG kendi monitöründe bunu kullanıyor. Siyah vereceği zaman LG elektriği kesiyor şeyin ışığını. Tam siyah oluyor o zaman. Çünkü ışık yok. LED'leri söndürüyor. Evet, bu LED'leri söndürmüyor ama şikayet ediyor musun, etmiyorsun. Evet, o firmaların farklı evet, uygulamaları kendine göre. Işık dağılımı falan? Işık dağılımında da bir sıkıntı yok abi. Yani tamam, işte iki haftadır hani kullanıyorum yoğun bir şekilde. Hem işte video düzenliyorum, fotoğraf düzenliyorum, başka ne yapayım, internet gezinmesi, şu bu, hiçbir şekilde rahatsız olmadı. Zaten ışık dağılımı sorunu LED'lerle birlikte çözüldü, azaldı. Çünkü evet, o floresanın kendi doğasında olan bir şeydi. LED'le istesen de pek fazla o konuda doğru, bir farklılık olmuyor. Ya ben şimdi şey düşündüm de Murat, hani bu ghosting konusunu göstermek için hani bir konsolu falan bağlayıp oynayabiliriz ama şimdi onu bir de buradan videoyla çekeceğimiz için o hani aktarmaz, hani fotoğrafın fotoğrafını fotoğraf çekip... Fotoğraf çekebiliyoruz o konuda. Onu da gösteririz. Bir tane test var hani meşhur. Evet. Onunla yaparız. Ama dediğim gibi onlar hep özel imkanlar. Yani gözün gördüğünü simüle etmiyorsun aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani birisi şey de diyebilir, bak ben görüyorum diye iddia da edebilir. Sen yok canım öyle şey diyemezsin. O adam görüyor olabilir. Tabii mesela konuyu çok dağıtmak pahasına şu örneği verebilirim. Biliyorsun bazı insanlar 3D'yi kullanamıyor. Doğru. Nvidia kendisi %5 falan demişti bunun için. Hmm. Çünkü adamın bir şekilde görme sistemi hızlı çalışıyor ve 60 Hz'lik yani klasik işte 3D teknolojisi günümüzün adama yetmiyor. Adam şey diyor, ben titreşimleri görüyorum diyor. Evet. İşte insanların algı demek ki hani bu şey frekansı evet, görsel algısının ama farklı olabiliyor. Kafaya takılacak bir şey yok kesinlikle, onu söyleyebilirim. Tabii tabii tabii. 3 boyut dedin. 3 boyut bu monitörde yok. Yok. Onu da ek olarak söylemiş evet, olalım. Designo fiyatını da söyleyelim. 550 civarı olacak. 500 lira, dolar. Dolar tabii. Doların üstün, yani 550 civarı artı eksi 20. 550 dolar civarı yani diyorsun. 27 inç. 27 inç tabii. Şöyle abi, 8 sene önce ben kendime Philips aldım. 22 inç. Tamam. IPS panel. O da 1000 lira vermiştim o zaman. Yani IPS'ler hep bu fiyatlardaydı. Hiçbir şekilde değişmediler. Ama ne değişti? Fiyat sabit kalırken teknoloji uçtu gitti. Boyutlar arttı. Bir de bulunurluk arttı. Bulunurluk benim arttı. Derdim o. Yani 2-3 sene önce IPS monitörü falan işte yoktu. Hani bir firmanın bir modeli var. Biz teknoseyirin ilk bölümlerinden biridir. Ya işte niye gelmiyor böyle evet, ürünler? Bak teknoseyir daha 2 yaşına varmadı. Piyasada IPS monitör yani doldu. Gayet güzel. Bu Asus'un da işte ürün portföyü 6-7 modeli buldu. Tabii. Şeyde yanlış söyledim. 20 inçti benim monitörüm 8 sene önce. Şimdi aynı paraya 27 alıyorsun ve o IPS panel aynı IPS değil artık.
Tabii. Üstelik işte HDMI'den ses girişinde ses daha doğrusu bunu konsolda da kullanırsın. Aynen öyle. Benimkinde HDMI yok mesela. Bir de yok, o zamanlar yoktu. Yoktu. Ben şu 2 HDMI, 3 HDMI işte yani böyle 2 HDMI artı bir VGA falan buna da çok önem veriyorum. Çünkü tabii. Ben bir monitöre bir cihaz bağlamıyorum hiçbir zaman. Mutlaka bir şeyler daha tabii, senin gerekiyor. Elindeki tablete bile bağlamak mümkün. Hı-hı. O yüzden kablo sök tak eziyeti çekeceğime monitörün arkasını donatmayı tercih ediyorum. O yüzden 2 HDMI artı bir VGA beni mutlu eder. Ben monitörümde böyle olsun Hı-hı. isterim. Ben ekstradan monitörümün çerçevesiz olmasını da istiyormuşum bunu görünce daha iyi anladım. Kaba olmasının bir sakıncası yok ama ince olması da hani güzelmiş. Tabii canım gereksiz bir alan o. Ölü evet. bir alan niye kalın olsun, ince olsun. Bir de tam ekran bir uygulama çalıştırdığın zaman oyun evet, olsun evet. başka bir şey olsun çok güzel oluyor. Monitörü görmüyorsun gibi bir şey oluyor yani. Burada aslında Murat Asus şunu iyi yapmış. Şimdi senin öndeki dizüstü eski bir dizüstü. Klasik işte yani. Ekranı var ve çevresi plastik işte. Doğru. Ve genel o ekran daha içeri doğru girik doğru. durumda. Biliyorsun bazı HP'nin modellerini inceledik. Yeni modellerini. Ekranı düz, ön tarafın tamamını düz yapmış adam. Yani ekran da o camın arkasında, plastik aksam da o camın arkasında. Ekranın tek bir yekpare bir parça. Bunda da Asus aynı mantığa girmiş. Aslında hani şu... Yarım milimlik plastik değil çerçeve. Birazcık şöyle tabii bir santim var. Falan et var ama monitörle aynı yüzeyin arkasında. Dolayısıyla bir içeri girik öyle bir çerçeve şurada diyebileceğin bir şey yok. Yok. Birbirine yedirmiş aynen sanki. Güzel olmuş. Monitör güzel. Söylediğin rakam tamam hani pahalı da işte monitör iyi monitör. Bu seviye monitörler genelde böyle zaten. Evet. Evet o... Tavsiye eder miyiz? Ederiz. Gözümüz kapalı ederiz. Özellikle tasarıma önem verenler için. Ama dediğim gibi Pro Art ayrı bir kenarda duruyor. Evet. O hani en yüksek şey alayım, renk genişliğini alayım dediğin zaman hala Pro Art. Onun evet. paneli daha üstün bundan. Ama bu da ekonomik IPS falan değil. Bu da yani 16 milyon evet, renk. Genel daha. Kullanıma evet. daha uygun. Hoş bir monitör yapmışız. Evet. Peki. Son olarak şeyi söyleyeyim bir daha. MX-279. Modeli Designo'nun MX-279'u. Bir de daha küçüğü 23, var? 23 inç var. 23 evet. inç o var. O geldi mi bilmiyorum o yüzden şimdi söylemeyeyim. Aratsınlar. Teknofiyattan güncel fiyatlarını da aratsınlar. Böyle bir alışverişe kafaya koyduysan böyle bir satın almayı, böyle bir alışverişe çıktıysan büyüğünü al. Kesinlikle. Çünkü küçük de ya niye küçüğünü aldım diyeceksin bir soru. Ha 23 inç canavar gibi. O da küçük bir şey değil. Yok. 23 inçte ben ömrüm geçti. Tabii. Ama... Artık paradan çıkmışsın. Bir daha bir kere alıyorsun. Bunu kaç sene kullanacaksın kim bilir? Evet. Paradan çıkmışsın. Tabii. 27'yi tercih ederler Full bence. Full HD için ekran kartının da düzgün olması lazım. Onu da tekrar hatırlatalım her zaman olduğu gibi. Oyun oynuyorsan performans açısından. Performanslı bir şey olacak. Orta seviyenin de bir tık üstü gerekiyor. Doğru. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.